Okyanuslar dünyanın yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplıyorlar. Dünyadaki suların %97'sini içeriyorlar ve gerçekten de birçok gizeme ev sahipliği yapıyorlar. Parlak kırmızı dalgalar, garip sesler ve derinlerde gezinen ilginç yaratıklar. Ama bu gizemlerden biri diğerlerini geride bırakıyor. Atlantik Okyanusu'nda kara delikler olabilir. Hadi listeden devam edelim. 1 numara, Kızıl Dalga. Güzel bir gün kumsalda yürüyüş yapmaya gidiyorsunuz. Kıyıya yaklaşıyorsunuz ve garip bir şey fark ediyorsunuz. Dalgaların rengi kırmızı. Bu garip renge ışıldayan veya hızla büyüyen mikroskobik deniz bitkileri olan algler neden oluyorlar. Bunun çok ciddi bir şey olmadığını düşünüyorsanız tekrar düşünün. Kızıl dalga sırasında bir galon deniz suyunda milyonlarca alg olabilir. Bu da kuşlar, deniz hayvanları ve hatta insanlar için bile tehlikelidir. Kırmızı algler nefes almanızı bozabilir ve kızıl dalgalara yakalanmış balık veya kabuklu deniz hayvanı yiyerek çok ciddi gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. 2 numara, sütümsü deniz izleri. Karanlık bir gecede okyanusta bir tekneyle geziyorsunuz. Gökyüzündeki yıldızlara hayranlıkla bakarken bir şey dikkatinizi çekiyor. İleride bir yerlerde okyanus suyunun garip bir şekilde beyaz beyaz ışıldadığını görüyorsunuz. Ama panik yapmayın. Gördüğünüz şey çok kişiye nasip olmayan sütümsü deniz izleri. Bu parlaklık çok garip gözüküyor ama burada doğa ötesi olan bir şey yok. Hatta bu parlaklığın bazen çok büyük oranlara çıkarak uzaydan bile görünebilmesine rağmen. Bu fenomen çoğunlukla Hint Okyanusu'nda görülüyor. Bilim insanları bu gizemli parlaklığın sebebini henüz bulamamış olsalar da en popüler fikir bu fenomenin okyanusta yaşayan ve karanlıkta parlayan bir sürü bakterinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını iddia ediyor. Ama böylesine büyük bir toplantıya neden olan şey ne? İşte bu hala bir bilinmez. 3 numara, yeşil parlamalar. Okyanusa nazır bir gün batımı ya da gün doğumu izlemeye gidiyorsunuz ve şanslıysanız ufkun hemen ilerisindeki güzel yeşil parlamaları fark ediyorsunuz. Neden mi şanslıysanız? Çünkü bu parlamalar yalnızca 1-2 saniye sürüyorlar ve gerçekten çok ender rastlanıyorlar. Yeşil parlamaları görme şansınız gün doğumuna kıyasla gün batımında daha fazladır. Atmosferin güneş ışığını aynı bir prizmanın içinden geçen bir ışığı tayflarına ayırması gibi büküp farklı renklere ayırdığı anlarda ortaya çıkıyorlar. Yeşil parlamalar, güneşin tam ufuktan yükselip battığı zamanlarda ortaya çıkıyorlar. Ama en açık günlerde mor ve mavi ışınlar da atmosferden geçiyor ve yeşil parlamalar yerine daha ender gözüken mavi parlamaları da görebiliyorsunuz. 4 numara, buharı tüten deniz. Buz dumanı, deniz dumanı, duman sisi. Bu fenomenin birçok farklı adı var. Soğuk bir günde okyanustan çıkan buharı rahatlıkla görebiliyorsunuz ve bunun ateşle hiçbir ilgisi yok. Su, soğuk rüzgarların ılık deniz suyu ile temas etmesiyle buharlaşmaya başlıyor. Ilık hava neredeyse anında soğuyor. Aynı bir kettle'dan ya da soğuk bir günde nefes verirken ağzınızdan çıkan buhar gibi bir deniz buharının çıkmasına neden oluyor. Ama bu çok, çok daha büyük bir ölçekte gerçekleşiyor. 5 numara, su altı şelaleleri. Bu soruyu kime sorarsanız sorun, çoğu en uzun şelalenin Venezuela'daki Angel Falls olduğunu söyleyecektir. Evet, bu şelale gerçekten de 900 metreden uzun ve dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'dan daha yüksek. Ama aslında dünyanın en büyük şelalesi su altında. Evet, kafa karıştırıcı ama bu doğru. Bu kafa karıştıran fenomenin adı Danimarka Boğazı Kataraktı ve ismini Grönland ve Danimarka'yı ayıran Danimarka Boğazı'ndan alıyor. Burada Kuzey Denizi'nin frijit suları çok daha ılık suları olan Irminger Denizi ile karışıyor. Sıcaklık farkı yüzünden soğuk sular ılık olanların altına doğru akıyor ve yaklaşık 3500 metre boyunca aşağıya doğru bir akım oluşturuyorlar. Bu mesafe ise dünyanın en derin yeri olan Challenger Deep'in 1/3 oranına denk geliyor. Ayrıca Danimarka Boğazı Kataraktı Niagara Şelalesi'nden tam 50 bin kat daha fazla su taşıyor. 6 numara, Bloop sesi. Bu ses ilk ve tek olarak 1997'de kaydedildi. 1 dakika süren düşük frekanslı bu ses Şili'nin güney kıyısının oralardan geliyordu ve o kadar yüksekti ki tam 5000 kilometre uzaklıktaki su altı mikrofonları bile sesi alabiliyordu. Ama bu sesin en korkutucu yanı bir daha hiç duyulmamış olmasıydı. Tabii ki dünyanın her bir yerindeki insanlar bu sese bir açıklama getirmeye çalıştılar. Mesela bir megalodonun, su dinozorunun, devasa bir mürekkep balığının ya da bilinmeyen başka bir deniz canlısının çağrı sesi olabilir miydi? Heyecan, bilim insanları sesin %100 insan yapımı olduğunu keşfedene kadar devam etti. Ama bu noktadan sonra sona erdi.
Bilim kurgu severler de bu keşif ile hayal kırıklığına uğradılar. Gizemli ses bir buzul depremi sonucunda Antarktika'dan ayrılan bir buz tabakası yüzünden oluşmuştu. 7 numara, okyanustaki kara delikler. Bir kara deliğe yakından bakmak için uzaya gitmenize gerek yok. Bilim insanları Atlantik Okyanusu'nun güneyinde çok benzer bir olguya rastladılar. Bir kara deliğin öylesine büyük bir çekim kuvveti vardır ki içine çektiği bir şeyin tekrar oradan kaçma şansı yoktur. Işık bile kara deliklerden kaçamaz. Okyanusta bulunan kara delikler de uzaydaki akrabaları kadar güçlü duruyorlar. Ama ışığı yakalamak yerine aynı şeyi suya yapıyorlar. Okyanus anaforları ana akıntıya karşı yönde dönen ve bir şehirden bile büyük olan devasa girdaplardır. Bu girdaplar o kadar güçlüler ki içlerine kapılan şeylerin çıkma şansları yok. Ve bunların en korkunç yanlarından biri de bunlardan birine fark etmeden yaklaşacak olmanız. Bu şeyler o kadar büyükler ki çok geç olmadan sınırlarının içine girdiğinizi fark etmiyorsunuz bile. Fakat bilim insanları okyanuslarda oluşan girdapları uydular vasıtasıyla izlemeye başladılar. İşte bunların bazılarının sınırlarını da bu sayede keşfettiler. Bundan sonra da bu girdapların matematiksel olarak kara deliklerle aynı oranda gizemli olduklarını öğrendiler. Bu devasa girdaplar suyun ufak döngüler halinde ilerlediği çok ince sınırlara sahipler. Su bile bu ufak döngülerin dışına taşamıyor. Bu tarz girdapların devasa okyanus kapları olmasının sebebi bu. İçlerindeki su okyanusun geri kalanından tamamen farklı oluyor. Yalnızca sıcaklığından bahsetmiyorum. İçlerindeki tuz içeriği de dışarıdaki okyanusa kıyasla farklı oluyor. Kara deliğe benzer olsalar da girdaplar şaşırtıcı şekilde stabiller. Genelde su taksileri olarak işlev görüyorlar ve birçok mikroorganizmayı, yağ ve plastik atıkları okyanusun bir yerinden öteki yerine taşıyorlar. 8 numara, ölüm sarkıtları. Güneşli bir kış günü evinizin çatısından sarkan sarkıtları hatırlıyor musunuz? Şimdi bunları santimetre olarak değil de metre olarak ve yağmur suyu yerine süper tuzlu okyanus suyundan oluştuklarını hayal edin. İşte ölüm sarkıtları bunlar. Bu garip şeyler Arktik'i ve Antarktika'yı çevreleyen buz gibi soğuk sularda görülüyorlar. Deniz suyunun yüzeyi donup da buz olunca tuz açığa çıkıyor. Bu da geri kalan suların çok daha tuzlu olmasına neden oluyor. Tuz oranı artan suyun donma noktası düşüyor. Sonuç olarak da bu içinde tuzlu suların bulunduğu buz parçaları oluşuyor. Bu buz çatlayınca ilginç ve garip bir şeyi gözlemleyebiliyorsunuz. Tuzlu su akmaya başlıyor. Etrafındaki sudan daha tuzlu ve yoğun olduğu için de dibe doğru batıyor. Bu sırada aşırı soğuk olan tuzlu su çok da soğuk olmayan su ile temas ederek onu donduruyor. İşte bu yüzden batan tuzlu suyun etrafında oluşan buz tüplerini görebiliyorsunuz. Tebrikler! Bir ölüm sarkıtının ya da buz sarkıtının oluşumunu gördünüz. Bir ölüm sarkıtının okyanusun zeminine inmesi 4 ila 12 saat arasında bir süre alır. 9 numara, sualtı hasat çemberleri. Sualtı hasat çemberleri ilk defa 1995'te Japonya'nın güney kıyısının açıklarında keşfedildi. Yerel şoförler 2 metre uzunluğundaki bu geniş sanatsal desenlere gizemli halkalar diyorlardı. Bu gizem 16 yıl boyunca insanları düşündürdü. Fakat bir gün sorumlusu yakalandı. Görünüşe göre bunlar erkek bir balon balığının eserleriydi ve bunu keşfeden araştırmacıları gerçekten çok şaşırtmıştı. Balığın bir çemberi tamamlaması tam bir hafta sürüyordu. Demek ki yaptığı işin detaylarına önem veriyormuş. Çemberin içinde yüzen erkek deniz tabanındaki kumları kullanarak tüneller açıyormuş. Ve hepsi bununla da sınırlı değil. Balık ayrıca çemberin bazı kısımlarını süslemek için deniz kabukları ve mercanları da kullanıyormuş. Ama tüm bu uğraşlarının pratik bir amacı da varmış. Erkek balık yüzerek kumu çemberin merkezine itiyormuş ve kumu burada biriktirerek kendine bir yuva oluşturuyormuş. Ay, baba olmaya hazırlanıyormuş desenize. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmayı unutmayın.